Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruiz'le kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü yol videomuzda muhabbet sohbet edeceğiz. Evet, malum kış sezonu. Motorumuz hazır. Evet, samaramızı şöyle bir yerleştirelim. Kameramıza da şöyle bir sistem atıyoruz. Evet, şimdi yoğun trafikte kullanacağız makinamızı. Yoğun trafikte ne diyecek onu göreceğiz arkadaşlar. Hep beraber. Şimdi yol videolarında biliyorsunuz yoğun trafik çok önemli. Bir son kontrolleri yaptık. Evet, bir sıkıntı yok. Şu an İstanbul yolundayız. Şöyle bir çıkış yapalım. Bakalım ne çıkacak. Evet, PCX'ine yolda, belde, trafikte arkadaşlar yüzümüzü kara çıkarmadı. Şuradan bir U çekme durumumuz oluşabilir. Buradan U çekip İstanbul yolundan gidebiliriz. Evet, trafikte fıtı fıtı devam ediyor arkadaşlar. Şimdi saat 5'e geldi. 5'e gelince yollar daha da kalabalıklaşıyor. Evet, sesimiz nasıl geliyor? Gürültülü, rüzgarlı olabilir. Ama trafikte tapama gaz gidiyoruz. Evet, makinamızı ölçeceğiz. Artık rodaj bitmek üzere.
Evet arkadaşlar, trafikte fıtı fıtı devam ediyor. PCX 160 cc ön arka diks fren. Avantaj ve dezavantajlarını yolda size göstermeye çalışıyorum. Şimdi burada her ne kadar riskli gibi gidiyor olsak da motorun agresifliği, yani bir NMAX 125-150 ile aynı, ondan daha agresif, ondan daha oturaklı gidiyorsun. Niye diyeceksiniz? Çünkü bugün NMAX'ler çok seri, çok güzel, fren de güzel tutuyor gibi görünse de bugün bir PCX kadar rahat değil. Ha, biraz şase kısa, zayıf olduğundan dolayı pratik gelebilir ama bugün bir PCX'in verdiği konforu vermiyor, yani öyle bir durum var. Ama trafikte agresiflik yönünden onlar da çok güzel, harikulade. Burada da abudumun gazları sağda solda böyle duruyor. Şimdi ön fren, arka fren diks olmasının en büyük avantajından biri de bu. Tel olmadığı için istediğimiz zaman, istediğimiz dakikada durup kalkabiliyoruz, yani oradan avantajı var. Yani frene basıp durabiliyoruz. Böyle bir avantajı var arkadaşlar. Onun için dikkat edeceğiz. PCX'lerimizde özellikle. Evet arkadaşlar, PCX'imizde trafikte fıtı fıtı devam ediyor. Siz yeni PCX'i bekleyin. Biz yenisinin bir üstüne binmeye devam edelim artık. Yeni PCX'in Türkiye'ye ne zaman geleceği belli değil. Güzel yapmışlar vesaire yapmışlar olabilir ama yani onu da bekleyemeyiz. Biz Dix yaptık, oldu. Bizden gördü. PCX de Dix yapmaya başladı. Böyle de bir durum var, haberiniz olsun. İyi olmuş, güzel olmuş. Gelen ilk PCX'ten bir tane hemen alma kararı aldım. Alır almaz da söküp dağıtacağım. Ne var ne yok hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet. Peugeot da buraya öyle bir girmiş ki adam burada kör noktada beni hiç görmez. Evet arkadaşlar, videolarımıza abone olalım, like atalım. Çok farklı güzel videolar çekmeye başladık. Bu videolarımızla alakalı işte öneri ve görüşleri olanlar yorumlara yazsın arkadaşlar. Böyle bir durum var. S1 nasıl bir araya girmeye çalışıyorum, elektrikliyle abudumun nasıl, plaka yok, bir şey yok, uğur yok, sıvır yok, yok cız yok, yani böyle de bir durum var. Şimdi bana kaybolan yıllar versen. Evet. Trafik keyif veriyor arkadaşlar. Trafikte motosiklet kullanmak ayrı bir keyif veriyor. Bu keyfi nasıl veriyor? Motorun iyi olursa keyif veriyor. Motorun çetrefilli olursa, sıkıntılı ve tıkıntılı olursa keyif alamazsın. Keyif alman için motor otomatik olacak. Gaz vereceksin, gidecek, keseceksin, duracak. Yoğun trafiğin motoru arkadaşlar. TCX. 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 Hayda hayda hayda. Evet, etlik tarafına geliyoruz. Ya var ya, bu araçlar gerçekten abudumun gazı gibi. Önü boş, hala orta şeritte langur langur gidiyor. Yani onun için arkadaşlar, trafikte araba kullanmak da ayrı bir profesyonellik istiyor. Bak adam ne güzel, hemen sağa yanlışı verdi kangocu dayı. Bir şey biliyor ya. Teşekkür, thank you, very good. Güzelim dedikodusu çok olur yazmış. Evet, haklı. Güzelim dedikodusu çok olur yazmış. Evet, BMW'yle kapışalım. Bakalım kalkışta kim geçecek? 1-2-3. Hadi başla BMW. Başlayamadı çünkü herkes bir hızla geçiyor. Evet, 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 evet. Hayda! De! Haydan olur, haydan olur. Arabatın saydan olur. Bu güzellik saydan olur. Öldüm yalvar yalvar. Evet. Haydan olur, huydan olur. TCX böyle olur arkadaşlar işte. Bu güzellik soydan olur derken, yani Honda'nın TCX'i
Böyle yani. Evet, bir tane 250 cc gidiyor ama arkadan gelen var mı yok. Abi şöyle bir trafikte bir kapakaz. Evet bak, vitesli motorla otomatik arasındaki farkı size göstereceğim. Arkadaş önümde kapakaz geçti, bayağı bir zaman oldu. Bak şimdi trafikte vitesli motorlar nasıl tenekeye çevrilir, nasıl vitesli motorlar kovalanır, bak gidilemez, nasıl bak görüyor musun? Ha, zank diye kaldı, niye? Aynalar tasarım hatası. Evet, bir oradan yanlış yoldan gidiyorlar da şimdi. Evet. Bak, bak şimdi. Sağ şerit, en büyük tehlikeli yerden gitti abi. Sağ taraf aşırı tehlikeli. İstediği kadar kapama gaz gitsin mesela. Görüyor musun şu öndeki Citroen'ci? Tam bir süzme. Süzme ne demek? Yoğurdun süzmesi. Şimdi görüyor, motor geliyor ya arkasından. Öndeki motor vurup gitti. Ona inat, bu sefer arkadan gelene yol veriyor. Yani böyle dengesiz çok çıkabilir önümüze. Dikkat edeceğiz. Onun için otomatik kullanıyoruz. Şimdi bu Volkswagen Jazzcut. Karşıdan bir leylek gibi bir makina geliyor. Ya bir de bunlar çıktı. Cross Enduro ayağı, Otocam servisi, Star. Onu geçtik. Evet, Etlik General Doktor Tevfik Sağlam Caddesi arkadaşlar. General Doktor Tevfik Sağlam Caddesi. Gıda sektörünün bol olduğu bir yer. Çorbacılar, dürümcüler, şuncular, buncular, hırtçılar, cırtçılar, capçılar, cırtçılar. Şimdi ne yapacağız? Şöyle geliyoruz. Evet, Doblo geldi, o geldi, bu geldi. Bak ne güzel. Hemen sistem aki, alaboz aki sistemiyle geldik. Bakalım burada tanıdık yüzler var mı? Baklavacılar, şunlar, bunlar, zırtlar, zırtlar. Evet. Şimdi bir eski bir yerimiz var. Onun yanına gideceğiz. Değişik bir grup geliyor. Oo, yol bel, her yer motosiklet olmuş. Buralar böyle etlik, yoğun bir bölge. Bu bölgede de böyle arkadaşlar. Şimdi biraz erken çıktık. Hava kararmadan bir video çekeyim istedim size. Hava karardığı zaman biliyorsunuz videoların tadı tuzu olmuyor. En azından düzgün bir video çıksın diye hava kararmadan size şöyle bir video çekeyim dedim. Tabii bu arada bir canlı telefon bağlantımız geliyor. Efendim. Buyur.